Andra, gel de akşam yemeği yiyelim. Yemek istemiyorum. Brandra, aç kalabilirsin ama kendine bu eziyeti etme. Hem şeker hastasısın, o yüzden yemezsen hasta olursun. Hadi, en azından biraz ye. Bu saatte kim olabilir ki? Hem de hava bu kadar kötüyken. Nandini, sen bu saatte, bu halde ne oldu? Her şey yolunda mı? İçeri geldi, yağmurda kalma. Ne oldu? Şey, benim muhtarla önemli bir şey konuşmam gerekiyor. İstersen bana da söyleyebilirsin. Her neyse ben ona iletirim. Hayır, bu sadece benim ve muhtarın arasında. O yüzden onunla kendim konuşacağım. Bir dakika dur. Önce içeri gel. Sana bir havlu vereyim. Şu haline baksana. Hayır, benim önce onunla konuşmam gerekiyor. Nandini, babam seninle konuşmak istemezse o zaman ne olacak? Onunla neden konuşmayacakmışım? Ben sadece bu köyün değil, ayrıca onun da muhtarıyım. O yüzden bir muhtar olarak görevim herkesin derdini dinlemektir. Bu kişi düşmanımın gelini bile olsa. Söyle gelsin. Öncelikle sana şunu söylemek istiyorum. Bugün buraya annemin evine geldim. Ben buraya babamla konuşmaya geldim. Bu köyün muhtarıyla değil. Bugün senin Nandun sana bir şey vermeye geldi. Bu bir şans. Yıllardır çok istediğim bir şans. Bir baba ve kızı arasındaki ilişkiyi düzeltebilmek için. Eğer sen anneme yaptığın her şey için seni affetmemi gerçekten istiyorsan, eğer bunu istiyorsan, sen o zaman bana bir söz vermek zorundasın. Nasıl bir söz? Bu sefer seçimlerde muhtar olmak için yarışmayacaksın. Nedenmiş o? Sen aklını mı kaçırdın? Ben aklımı falan kaçırmadım. Bunun üzerine çok düşündüm ve buraya seninle ilişkimizi düzeltmeye geldim. Ama senden tek istediğim şey bu. Eğer sen kızını gerçekten de seviyorsan, o zaman seçimden çekilmeni istiyorum. Babayla kızı arasındaki ilişkinin seçimlerle ne ilgisi var? Muhtar olmaktan vazgeçince aramızda ne değişecek ki karşıma geçmiş baba kız ilişkisi diye yaygara koparıyorsun? Eğer ona söylediğim şeyi yapmazsan bir kez daha dayak yiyecek. Ve senden yapmanı istediğim şeyi yapana kadar da dayak yemeye devam edecek. Dur baba! Ana! Ana! Senin kızın artık birinin gelini baba. Hem de bu öyle bir insan ki, o beni sanki kendi kızıymış gibi seviyor. Kayınpederim Chaudhry Charan Singh artık benim babam. Ve o yüzden senden bu sefer ona muhtar olması için bir şans vermeni istiyorum. Ve bana da, kızına. Sen benden Chaudhry'yi muhtar yapmamı mı istiyorsun? Asla. Senin şu yeni baban var ya, bir numaralı kurnaz ve üç kağıtçı bir insan. O yüzden onu muhtar yaparak bu köyün insanlarını aldatamam. Bunu yapamam. Ne istersen düşünebilirsin.
Ama sırf seninle aramı düzeltmek için kendi köyümün insanlarına yanlış yapamam. Onların hayatını mahvedemem. Biliyordum. Sen hiç değişmeyeceksin. Daha önce de benim için hiçbir şey yapmadın. Şimdi de yapmayacaksın. Bunu bir kez daha kanıtladın. Çocukların hiçbir zaman önceliğin olmadı. Ve hiçbir zaman olmayacak. Bu doğru değil Nandini. Ben sizler için gerekirse canımı bile veririm. Ama Chaudhry'yi bu köye muhtar yaparak köylülerin hayatlarıyla oynamasına izin veremem. Tıpkı sizin gibi bu köy de benim ailem. Ve sadece ailemden bir kişi için o kadar insana haksızlık edemem. Üzgünüm Nandini. Ama bu isteğini yerine getirmem imkansız. Seçimlere gireceğim. Nandini? Nandini, neden ağlıyorsun? Yoksa baban yanlış bir şey mi söyledi? O şimdiye kadar ne zaman doğru bir şey söyledi ki şimdi söylesin? Buraya sadece tek bir beklentiyle geldim. Babamdan benim için küçük bir şey yapmasını istedim. Ama babam onu bile yapamadı. Ve beni bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Nandini dur. Ne oldu? Babanla konuştun mu? Umarım ona eğer seçimlerde adaylıktan çekilmezse araba öldüreceğimi söylememişsindir. Ha? Hayır, hayır baba. Ona öyle bir şey söylemedim. Sadece söylememi istediğin şeyi söyledim ben. Peki o ne dedi? Seçimlerden çekiliyor mu? Tanrım. Şimdi ne yapacağım? Eğer babama gerçeği söylersem Arav'ı rahat bırakmaz. Onu yine döver. Ona gerçeği söylemek doğru olmaz. Ve babam konusunda da ne olursa olsun er ya da geç onu ikna edeceğim. O yüzden şimdi kayınpederime babamın seçimlerden çekilmeyi kabul etmediğini söylememeliyim. Evet. Söylesene ne dedi? Ha? Seçimlerden çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Evet, yani demek istediğim, o işi olmuş bil. Neredeyse ikna olduğu sayılır. Ama biraz daha zaman istedi, düşünmek için. Ama sen merak etme baba, ben onu ikna ettim. Bu sefer köyün muhtarı sen olacaksın. Revari'nin yeni muhtarı belli oldu. Chaudhry Charan Singh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.